Üstadın tabiriyle İslam nuru rızkı az ve kumsu beşeriyi tenvir etmiştir, aydınlatmıştır. Yeryüzünün yarısını, insanların beşte birini, onların kalplerini, duygularını aydınlatmıştır. İslam tarihi boyunca biliyoruz ki Kur'an-ı Hakim üzerinde çok çalışmalar yapılmış, yüzlerce, binlerce tefsir kaleme alınmıştır. Risale-i Nur'u nasıl tanımlamak lazım sorusuyla ilgili en sağlıklı tanımlama Risale-i Nur'u Kur'an üzerinden tanımlamaktır diye gözüküyor. Çünkü bizzat müellif birinci şuada tam da bunu yapıyor. Birinci şuanın başında. Risale-i Nur'u Kur'an üzerinden tanımlıyor kısa cümlelerle ve yedi özelliğini zikrederek. Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'a bahir bir bürhandır. Açık, parlak bir bürhandır. Bir. İki, kuvvetli bir tefsirdir Kur'an'a. Risale-i Nur tefsir ama kuvvetli bir tefsirdir. Bahir bir bürhandır. Kur'an'ın hakkaniyetini 25. sözde sair yerlerde ispat etmiştir. Üç, parlak bir lamma-i icazı manevisidir. Risale-i Nur Kur'an'ın manevi bir mucizesidir. Şunu biliyoruz ki Kur'an'ın icazını ortaya koyan, lafzi açıdan bakarak ortaya koyan eserler var. Risale-i Nur mana açısından bakarak manevi cihetten Kur'an'ın icazını ortaya koymaktadır. Dört, o bahrin reşhasıdır. Kur'an bir okyanussa, Kur'an okyanusunun, Kur'an denizinin reşhası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u Kur'an güneşine yaklaşma açısından da reşheye benzetmek lazım. 24. sözdeki notları hatırlarsak eğer malum, Kur'an güneşine katre doğrudan ulaşamıyor. Zühre doğrudan ulaşamıyor. Reşha ulaşıyor. Risale-i Nur bu yönüyle bir reşha mesleğidir. Her türlü benliği, vasıtayı devre dışı bırakan, az ve fakir içerisinde Hakk'a ulaşmayı merkeze alan bir yolla Kur'an'a, Kur'an'ı hakikatlere ulaşmaktadır. Beş, o güneşin maneviyesi, evet, o güneşin bir şuağı, Kur'an güneşinin bir şuağıdır. Altı, o madeni ilmi hakikatten mülhemdir. Kur'an bir hakikat, ilahi hakikatler bütünüdür. Risale-i Nur Kur'an'dan mülhemdir. Kur'an'dan ilham almıştır. Ve onun feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesidir. Görüldüğü gibi burada Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u Kur'an üzerinden tanımlıyor. Kur'an'ın en doğru tanımı, Risale-i Nur'un en doğru tanımı, Risale-i Nur'un mahiyetine dair en sağlıklı yaklaşım onu Kur'an'la irtibatlandırmak suretiyle yapılan yaklaşımdır. Risale-i Nur demek ki Kur'an'ın bahir bir ruhanıdır. Manevi bir mucizesidir. Kur'an güneşinden ziya alan yıldızlardır. Kur'an'dan mülhemdir. O hakikat madeni olan Kur'an'dan teraşüh etmiştir. Hep Kur'an üzerinden bir tanımlama var Risale-i Nur. Peki Risale-i Nur nasıl bir usulle bizi Kur'ani hakikatlerle buluşturuyor? Ahizaman insanını Kur'ani hakikatlerle nasıl bir yöntemle buluşturuyor dendiğinde
birçok yerde göndermeler yapıyor. Kastamonu layıkasında şu ifade burada kısa, öz ve çok etkileyici biçimde meseleyi ortaya koyuyor diye anlaşılıyor. İkinci yol, iman-ı bil gayb cihetinde, çünkü iman gaybidir ya, görülen bir şey iman olmaz zaten. İman-ı bil gayb cihetinde diye ve sırrı vahyin feyziyle, vahiy sırrının verdiği feyiz ile Kur'ani ve bürhani bir tarzda, bürhani ve Kur'ani bir tarzda, bürhani deyince altını çiziyoruz, bürhan bütün mukaddimeleri en sağlam delillerden oluşan mantıki bir kıyastır ve vardığı sonuç kesin bilgi ifadedir. Yani ki bürhan mantıktaki tabiriyle birinci ve ikinci öncülleri kesin bilgiye dayalı olan ve kıyas sonrasında varılan matlab, netice, kat'i bilgi ifade eden bir kıyastır bürhan. Bürhani bir tarzda. Allah rahimdir demiyor Risale-i Nur. Kainata rahmet var, bu rahimini gösteriyor diyor. Kur'an'dan hareketle Risale-i Nur, Allah hakimdir demiyor. Hikmeti var kainatta diyor. Hikmet hakime delalet eder diyor. Kainatta cemal var, cemile delalet eder diyor. Dolayısıyla bürhana dayalı bir yöntem izliyor. Fakat aynı zamanda Kur'ani, bürhani ve Kur'ani, Kur'an'a dayanıyor. Temellerini Kur'an'dan alıyor Risale-i Nur. Bürhani ve Kur'ani bir tarzda. Akıl ve kalbin imtizacıyla. Bunu çiziyorum ben kendi dünyamda. Akıl ve kalbin imtizacıyla birleşmesiyle hakkal yakin derecesinde. Allahu Ekber. Salih-i Nur, iman hakikatlerini akıl ve kalbin imtizacıyla hakkal yakin, kesin bir surette, görülmüş tarzda ortaya koyuyor. Hakkal yakin derecesinde bir kuvvetle. Zaruret ve bedahat derecesinde akli bir zorunluluktur diyor. Hilkatı görüyorsan Halik'i kabul etmek aklen zorunludur diyor. Bedihidir diyor. Güneş var, güneşin aydınlığını görüyorsan, aydınlığı görüyorsan bu güneşe delalet eder diyor. Kat'i bir yol, zaruri bir netice ulaşıyor. Zaruret ve bedahat derecesine gelen ilmel yakin ile hakaiki imaniyi tasdik etmektir ikinci yol. Peki bu ikinci yolu kim takip ediyor böyle bir yolu? Hem bürhani hem Kur'an'ı, Kur'ani. Hem aklı hem kalbi besliyor. Akılla kalp imtizac ediyor. Bu yolu takip eden hangi anlayış var? Bu ikinci yol. Risalet-i Nur'un esası, başka mayası, başka temeli, başka ruhu, başka hakikati. Her bir cümlenin büyük çağrışımları var. Risale'nin usulü direkt geçmedi burada üstad. Bu yol, bu metot, yani akli ve kalbi olan yol, Kur'ani ve bürhani olan bu yol, Risale-i Nur'un bir esasıdır, iki mayasıdır, üç temelidir, dört ruhudur, beş hakikatidir. Bunu Risale-i Nur'u okuyan has talebeleri görüyorlar. Peki sadece okuyanlar mı görür, onlar mı görür? Diyor ki başkaları dahi insafla baksa, şart bu. İnsafla bakmak, hakkaniyetle bakmak, şartlanarak değil, insafla baksa Risale-i Nur hakaiki imaniyeye, iman hakikatlerine muhalif olan yolları gayri mümkün, imkansız ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. Risale-i Nur böyle bir mesleğin mümessili, böyle bir mesleğin takipçisi. Aklı ve kalbi doyuruyor,
aklı ve kalbi intizac ettiriyor. Ruhani ve Kur'ani bir yol takip ediyor. Ve bu Risale-i Nur'un özüdür, esastır, mayasıdır, temelidir, ruhudur diyor. Peki Risale-i Nur'u okudum, Risale-i Nur'u anlamaya çalıştım. Bitti mi Risale-i Nur'a göre? Risale-i Nur diyor ki, hayır. Risale-i Nur sadece bilgi temelli bir yaklaşım ortaya koymuyor ya, şahsi maneviye vurgu yapıyor. Bir şahsi manevi içinde olman lazım. Risale-i Nur şahsi manevisi içerisinde bulunman lazım. Ki o hakikatler sürekli gaz etsin. Senin latifelerini beslemeye devam etsin. Sen farklı esen rüzgarlardan etkilenmeyesin. Risale-i Nur şahsi manevisi içerisinde olmak lazım. Kaldı ki yine Risale-i Nur müellifinin ifade ettiği gibi içinde yaşadığımız dehşetli ahir zamanda küfür, zındıka, dalalet şahs-ı manevi olarak geliyor. Bu şahs-ı maneviye karşı sığınmanın, korunmanın yolu Risale-i Nur şahs-ı manevisine girmektir. Bu şahs-ı manevi içinde yer almaktır. Bu şahs-ı manevinin duasına katılmaktır. Külli ibadetine mazhar ve nail olmaktır. Yoksa Risale-i Nur'u ben okudum, biliyorum, tevhidi temellendirebilirim, afeti ispatlayabilirim demek yetmez. Risale-i Nur, şahs-ı maneviyeye dahil olmayı bize aynı zamanda tembihliyor. Bu konuda muazzam bir ders veriyor. Peki, Risale-i Nur şahs-ı manevisine dahil olmanın avantajları ne? Sayısız avantajlarına işaret ediliyor da, bir yeri okuyacağım Sikki-i Gaybi'den. Aziz Sıddık kardeşlerim, latif, manedar ve beşaretli iki hadisi beyan ediyorum. Birincisi, meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bugünlerde hatırıma geldi ki, hayat-ı içtimaiye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Yaşadığımız hayatın işleyişi, kodları böyle. Her cihetle günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Öyle değil mi? Bu kadar günahlara karşı insanların hususi ibadatı, şahsi olarak yaptığı ibadetler ve takvası nasıl mukabele edebilir diye meyusane düşündüm. Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattür ettim. Risale-i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehli saadet olduklarına dair kuvvetli işarat-ı Kur'aniye ve beşaret-i aleviye ve gavsiyeyi düşündüm. Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı olarak bazı ayet-i kerimeler Risale-i Nur talebelerinin ehli saadet olacağına, ehli necat olacağına, kabre imanla gireceğine, ehli cennet olacağına müjdeler veriyor. Mesela o birinci şuadaki 19. ayet bunlardan birisi. Aleviye, beşeret-i aleviye ve kavsiyede bunlarda işaretler var. Peki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dille nasıl mukabele eder, galebe eder, nicat bulur, böyle bir şartta, bu şartlarda diye mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki, ne ihtar edildi? Risale-i Nur'un hakiki ve sadık, Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakitlerin mabeyinlerindeki düstur esası olan İştirak-ı amel-i uhreviye kanunuyla ve samimi ve sadık tesanüs sırrıyla, ki az evvel bunlara işaret edildi, ihlasa, sırrı tesanüde, hakkı şuraya, samimi ve sadık tesanüs sırrıyla her bir hadis ve hakiki şahit, şakit bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Binlerce dille istiğfar eder.
ve ibadet eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dil ile mukabele eder. Kim? Risale-i Nur şahitleri. Yani Risale-i Nur şahsı manevisine yer alan Risale-i Nur talebeleri, Kur'an'ın beşarette bulunduğu, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'nin beşarette bulunduğu, İmam Ali'nin Murtaza'nın beşarette bulunduğu Nur talebelerin ahir zamanın dehşetli hücumatı karşısında şahsı manevi içerisinde yer aldığından binlerle dille ibadet eder ve binlerle dille istiğfar eder diyor. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dil ile mukabele eder, ihlas ve sadakat ve sünnet-i seniyye mutabaat ve hizmet derecesine göre o külli ubudiyete sahip olur. Şahs-ı manevi içinde bulunmanın bize kattığı, bize kazandırdığı şu beşaret acaba dinle ifade olunabilir mi? Üstadın şu cümlesi ne kadar manidar. Bu büyük kazancı elden kaçırmamak lazımdır. Tek başına ibadet etmen nerede? Tek başına istiğfar etmen nerede? Tek başına ahir zamanın dehşetli rüzgarlarına karşı mukabele etmen nereden? Risale-i Nur şahsı manevisi içerisinde binlerle dille külli ibadet etmenin hazileti nerede? Binlerle dille istiğfarda bulunmanın fazileti ve kazancı nerede? Aklı başında olan böyle bir kazanca karşı ilgisiz kalabilir mi? O yüzden üstad diyor ki bu büyük kazancı elden kaçırmamak lazımdır. Bazı melaikenin 40 bin dille zikrettikleri gibi Allahu Ekber, 40 bin dille zikreden melaike var. Bunun gibi halis ve hakiki müttaki bir şakit dahi buradaki sıfatlara hep dikkat çekmekle hakiki, halis, müttaki bu sıfatlarla beraber düşünmek lazım. Ve bu sıfatları kuşanmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek lazım. İhlas, düzeltiyorum. Halis ve hakiki ve müttaki bir şakit dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder. Necata müstahak olur inşallah. Cenab-ı Hak bizi necata müstahak olan, bu şahs-ı manevi içerisinde 40 bin dille ibadet eden, 40 bin dille dua eden, 40 bin dille istiğfar eden bahtiyarlara dahil eylesin inşallah. Şimdi Risale-i Nur'u çok insan okuyor. Bir kısmı okuyup istifade ettim deyip bir kenara bırakıyor. Bir takım insanlar da zaten Risale-i Nur'un kıymetini bilmiyor. Onlar büsbütün mahrum kalıyorlar. Ünvanları, seviyeleri, ilmi gayretleri ne olursa olsun Risale-i Nur'dan mahrum kalan bir büyük hasaretin içindedir. Hiç şüphe yok. Kur'an'ın ahir zaman insana dersidir. Kur'an'ın manevi mucizesidir. Resulullah'ın varisi mutlakı olan ahir zaman müceddidinin bir ders-i Kur'anisidir. Bundan mahrum kalınır mı? Bundan mahrum kalan istikamet bulabilir mi? Bundan dolayıdır ki koca koca bir takım insanlar, ilahiyat hocaları vesaire bakıyoruz. Bazı konularda nasıl sürüşüyorlar, nasıl düşüyorlar, nasıl hatarlara hem kendileri giriyorlar hem de insanları sokuyorlar. Risale-i Nur istikamet dersi veriyor. Kur'an ve sünnetin ölçülerine göre ahir zaman insanların elinden tutuyor, saadete, dâre-i saadetine, dünya ve ahiret saadetine davet ediyor. Elhamdülillah ki Cenab-ı Hak bizi bu bahtiyarlardan kılmış ve ebediyen de vefat edinceye kadar da fiilen sonra niyet o ebediyen de bu şahs-ı manevi içerisinde yer almayı Cenab-ı Hak ihsan eylesin hepimize. Şimdi buradan uzatmaksın şuraya değinmek istiyorum. Risale-i Nur'u insanlar okuyorlar da
birçok insan okuyor Risale-i Nur'u. Risale'yi okuyan çok şahsı maneviler de var. Cemaatler de var. Risale-i Nur cemaatleri. Belki bunların umumu Risale-i Nur umum şahsı manevisini oluşturuyor diyebiliriz. Allah-u Alem diyebiliriz. Samimi Risale-i Nur istifade ediyor ve Risale-i Nur'un prensiplerine göre yaşamaya çalışıyor. Birçok şef var Risale-i Nur'u okuyan. Peki Risale-i Nur'un gerçek anlamda meşrebinin ne olduğu, mesleğinin ne olduğu, nasıl bir yol önümüze koyduğu, itikadi konularda, ameli konularda, ahlaki konularda, siyasi ve içtimai konularda önümüze nasıl bir formül koyduğu açık mı değil? Açık. Açık olması lazım. Açık. Peki böyle olduğu halde görüyoruz ki insanlar türlü sebeplerle, belki zaaflarla buralarda zaaf sergileyerek benim mazene kanaatim büyük sürçmeler yaşayabiliyorlar. Neden? Salih Nur'un ortaya koyduğu bu noktadaki prensipler gayet aşikar. İçtimai siyasi konulardaki yaklaşımlar aşikar. Risale-i Nur külliyatı elimizde. Üstadın layıkalarda altın çizdiği prensipler önümüzde. Dahası Zübeyir abinin hayatıyla ortaya koyduğu beyanat ve temirdeki seçtiği yönümüze getirdiği prensipler önümüzde. Buna rağmen insanlar zaaf sergileyebiliyorlar. Risale-i Nur'u okuyan muhitler. Değişik zaaflar söz konusu olabiliyor. Kastım bunları eleştirmek değil. Kastım şu. Bu Risale-i Nur mezhepleri içerisinde Risale-i Nur'un prensiplerini bir bütün halinde hem itikadi, amali, ahlaki konularda hem içtimai ve siyasi konularda Risale-i Nur'un prensiplerini bir bütün halinde anlayan bir bütün halinde meşveretle yaşadığımız güne uyarlayan, tatbik eden ve nasıl bir yol takip etmek gerektiğini belirleyen ideal bir cemaat olarak yeni Asya muhiti gözüküyor. Bu tahdisi nimet olarak söylemek lazım. Samimiyet içerisinde. Ben diğerlerini kınıyorum, eleştiriyorum diye haddimize değil ama kendi adıma samimiyet içerisinde Risale-i Nur'un bir bütün halinde siyasi içtimai görüşleri dahil bu meşrebi, bu mesleği takip ettiren yegane cemaatin yegane meşrebin yeni asya meşrebi olduğunu Cenab-ı Hakk'ın tahdisi nimeti bir ihsanı olarak ben arzane zikretmeniz. Bütün olumsuzluklara rağmen kurulduğu günden itibaren 12 Eylül'de şu kadar zaman kapatıldı. 28 Şubat'ta şu kadar zaman kapatıldı. Deprem ilahi ikazdır denildi. Şu kadar Kutlar abi Allah rahmet eylesin içeriye tıkıldı. Son süreçte çok ciddi mali ambargolar uygulandı ve bilindiği üzere resmi İran'da mahrum edildi. Bunlar dahi yeni Asya'nın istikamette olduğunun ispatıdır. Bana göre. Risale-i Nur'un bütün prensiplerini, bütünlük içerisinde buna hani bütüncül bakış deniyor ya, külli bakış, holistik bakış. Bu holistik bakış açısından Risale-i Nur'u anlayan, umum meşrette istişare ederek gayet demokratik bir biçimde belirleyen ve buna göre hatta hareketini takip eden yine Asya muhididir. Bunda hiç şüphe yok. Allah'ın bir ihsanı var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu süreçte bakıyoruz ki Risale-i Nur okuyan bir takım çevreler, muhitler bu konuda şu andaki siyasi yapıyı hatta parti diyeyim daha net bir ifadeyle destekleyen tutum sergiliyorlar. Peki Risale-i Nur'un ölçülerine baktığımız zaman üstad meşrutiyeti destekledi. Cumhuriyet kuruldu, cumhuriyeti bileşenlerini söyledi. Bütün layıkalarda demokratta vurgu yaptı. Bu üstadın belirlediği prensiplerle bu örtüşür mü diye düşündüğümüzde nasıl bir tablo çıkıyor? Uzatmaksın burada bir çalışmaya atış yapmak istiyorum. Risale-i Nur'un nüfuz eden kardeşlerimiz, abilerimiz
toplandılar belli aralıklarla. Ve Risale-i Nur'da demokrasinin kriteri nelerdir? Bediüzzaman'a göre. Demokratların özellikleri nelerdir diye bir çalışma yaptılar. Ben de dinleyici olarak zaman zaman katılmaya çalıştım o çalışmaya. PDF'si var. Her birinin Risale-i Nur'da kaynaklara gösterilmek suretiyle, tek tek gösterilmek suretiyle 17 kadar Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'da demokrasinin kriterleri ya da demokratların özellikleri olarak prensipler çıktı. Uzatmayacağım, sizi okuyacağım onları da. Bu prensiplerle, Risale-i Nur'daki prensiplerle ezbere değil, her birinin kaynağı belli olan bu prensiplerle, bu ölçüleri dikkate alarak bugüne uyarladığımızda bugünkü siyasi yapıyı, partiyi tasvip etmek mümkün görünmüyor. İster bunu Millet Partisi'nin hani iki kanadı var diyor ya üstad, dine yakın olan kanadı değil de etnik yapıyı öne çıkartan ırkçı yapı diye. Onu o iki yapıdan bilinçsel ilişkilendirelim. İster avam seviyesinde tam o mudur tartışmalı iddiada İslam'la ilişkilendirelim. O değildir yaklaşımı ağırlıkta. Ama sonuçta bugünkü siyasi yapı Risale-i Nur'dan onay alamaz. Bunu pervasız biçimde ortaya koyan, takip eden, yazan, çizen Yeni Asya Meşrebi'dir. Bu tahdis-i nimet değil midir? Ya da bu nimet kastı Allah'a şükretmek gerekmez mi? Ben şahsen çok samimi söylüyorum. Üstadın ruhaniyetinin Yeni Asya'da olduğunu inanıyorum. Zübeyir abinin inayetinin, Allah'ın ihsanı, himmetinin Yeni Asya'da olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Hakk'ın avni inayetinin Yeni Asya'da olduğuna inanıyorum. Bu konuları bir bütünlük halinde muhafaza ettiği için, bütün mütevaziliğine rağmen. Bu Allah'ın büyük bir ihsanı diye düşünüyorum. Hatta bu tabiri zaman zaman kullanıyorum samimi olarak. Ve bütün eksikliğine, zaaflarına rağmen Yeni Asya'yı bu sağlıklı çizgisi, içtimai siyasi çizgisi dolayısıyla, tavrı dolayısıyla Meleği Ayran'ın sakinlerin alkışladığına inanıyorum ben. Samimi olarak. Risale'de gördüğüm, sınırlı kapasitelerle gördüğüm prensipler bunu söylüyor. Şimdi uzatmadan bu kardeşimizin yaptığı çalışmada Bediüzzaman'a göre yahut Risale-i Nur'a göre demokrasinin kriteri nelerdir? Demokratların özellikleri nelerdir? Bunları okuyacağım. Bunları tatbik ettiğimiz zaman nasıl bir sonucun çıktığı kendiliğinden anlaşılacak. Şeylerini söylemeyeceğim. Hem detaya girmeyeceğim hem kaynaklarını. Vakit de azalıyor. Bunlar PDF olarak var. İsteyen kardeşlerimize bunları verebiliriz. Kaynakları var. Evet, üstada göre, Risale-i Nur'a göre demokratların özellikleri şunlardır. Bir, parlamenter sisteme taraftar olup tek adamlığa karşıdırlar. Tak referansları var. İki, hürriyet perverdirler. Hürriyeti merkeze alırlar. Ahrar diyor ya üstad. Hürriyet perverdirler. Üç, kanun hakimiyetini ısrarla savunurlar. Dört, adaletle iş görürler demokratlar. Adaleti merkeze alırlar. Beş, muhalefete eleştirileri açık ve saygılıdırlar. Altı, yönetimde hatta her işte şeffaflığı savunurlar. Ahrarlar veya demokratlar. Saydamlığı, şeffaflığı savunurlar. Yedi, ehliyet ve liyakatta görevlendirmeler, atamalar söz konusu olduğunda ehliyet ve liyakata önem verirler. Ölçü olarak ehliyeti alırlar, liyakatı alırlar. Yandaşları değil, başka hususları değil. Sekiz, kamu malını israf etmezler. Dokuz, dini siyasete alet etmezler. 10. AB'ye taraftardırlar.
Avrupa Birliği'ne. İttihat-ı İslam yanlısıdırlar. Avrupa Birliği'ne taraftardırlar. Salih'in bunun verdiği ölçüleri, hakikatleri, tevhide dair vesaire o nasrani dünyaya, gayrimüslim dünyaya da ilan oradan geçtiğinde bilirler. Dolayısıyla AB'ye taraftardır. Bunların her birinin detayı var. 11. Kavmiyetçiliği, ırkçılığı, etnik ayrımcılığı reddederler. Buna karşıdırlar demokratlar. 12. Ekonomide hür teşebbüs taraftarıdırlar. 13. STK'lara yaklaşımları adilanedir. Bizim partimizden de bize yakın mı diye düşünmezler demokratlar. 14. Diyanetin özerk olmasını savunurlar. Şimdi liste 17'ye kadar devam ediyor. Ben 14'ü okumuş oldum uzatmak için. Şuraya gelmek istiyorum. Bunların her biri üstadın daima altın çizdiği demokrat anlayışın bileşenleri olarak İsrail'in gözüken prensipler ya da demokrasinin kriterleri olarak ortaya çıkan prensipler. Şimdi bu prensiplerle bugünkü yaşadığımız siyasi tabloya baktığımızda şerh yapmaya lüzum var mı? Açıklama yapmaya gerek var mı? İlk cümleden başladım. Parlamenter sisteme taraftar olup tek adamlığa karşıdırlar. Bütün bu prensipleri, bütününü, hatta her biri bugünkü yaşadığımız güncel siyasete uyarladığımızda çıkan sonuç şu: yine Asya Risale-i Nur'un bu ölçülerine tamamıyla muvafık bir yayın politikası izliyor. Doğru bir yoldadır. Risale-i Nur'un prensiplerini ete ve kemiğe büründürmüş bir şahs-ı manevinin mensubudur. Dolayısıyla bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd etmek lazım. Dediğimizi bitiriyorum, uzatmayacağım. Diğer Risale-i Nur'u okuyan kardeşlerimizi, bütün ehli iman kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bütün müminlere dua ediyoruz. Kur'an bize bunu öğretiyor. رَبَّنَا اُفِرْنِي وَلُوَالِدَيْهِ وَلُمْمِنِينَ يَوْمَ يَقُمُ الْحِسَابُ. Bu demek Allah'ım bana mağfiret eyle, ana babama mağfiret eyle, bütün müminlere kıyamet gününe mağfiret eyle diyoruz. Müminlere dua ediyoruz. Umum Risale-i Nur talebelerine dua ediyoruz. Tamam. Fakat bu prensipleri hayata geçirme noktasında Cenab-ı hakkını vermek hakkaniyetin gereğidir. Diğerlerin de bu noktada hakikat budur demek bu hakikatlara ulaşanların hakkıdır, hatta vazifesidir. Cenab-ı Hak haktan, istikametten, ihlastan ayırmasın. Buraya getirdiğim için Emedal Ayakası'ndan bir küçük paragrafla bitiriyorum. Üstadın son dersi çok etkileyici. Umum Nur talebelerine. Üstad Bediüzzaman vefatından önce vermiş olduğu en son derstir diyor. İlk paragrafı okuyup Fatiha diyeceğim. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Yetinmiyor bak. Menfi hareket değildir. Teyit edildi. Aslında birinci cümleyi ifade ediyor ama ikinciyi vurgulamak için söylüyor Üstad Hazretleri. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Allahu Ekber. Rıza-i ilahiye göre, Allah'ın rızasına göre, ona odaklanarak sırf hizmet-i imaniyeyi, iman hizmetini yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Yenes olarak da maddi manevi hangi sıkıntılar gelirse gelsin sabırla, metanetle, fedakarlıkla mukabele etmeye mecburuz ve mükellefiz. Cenab-ı Hak bu şahsı maneviden ayırmasın. Lillahi Fatiha.